Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Dead videosundan hepinize selamlar. Oğlum yorumlardaki Freddy Krueger bana bak. Bak The Pig'i çekiyorum. Bir daha The Pig yazdığını göreyim. Gerçekten Freddy rüyama falan girdiğinde palet deviririm kafasına, bak beni sinir etme. Ya bu nasıl bir inattır? Bir insan 100 videodur The Pig yazar mı arkadaşlar ya? Adam azimle sıça sıça beni deldi anasını satayım. Tamam dedim bari The Pig çekeyim yani. Hani aklımda da vardı zaten. Güzel bir şöyle bir maç başını almalı bir combo var elimde. Okey, korsan DVD'ci gibi anlattım biraz ama. Arkadaşlar şimdi bu build'de maçın başını almayı planlıyorum. Bu bir kelime oyunu değil. Gerçekten her iki ihtimalle de maçın başını almış olacağım. Yani ya maçın başında kurbanları çok güzel oyalayarak maçta avantajlı bir hale geleceğiz. Ya da kurbanlar olası bir ihtimalle beni atlatırsa bütün maç mahvolmuş olacak. Şimdi çok hızlı bir şekilde perklerimi anlatayım. İlk perkümüz zalim kucaklama. Her bir kurbanı ilk kez kancaya asışımda o kancadan 16 metre uzaklaştığım zaman tüm jeneratörler 10 saniye boyunca engelleniyor. Bütün kurbanları birer kez kancaya astığımda ise yine kancadan 16 metre uzaklaştığım zaman 40 saniye boyunca bütün jeneratörler engelleniyor ve saplantı olan kurbanın haresini 6 saniye boyunca görebiliyorum. Yani her kurban için bir kere çalıştırabiliyoruz bu perk'ü. İkinci perk'üm yoz müdahale. Maçın başı için çok önemli. Mücadelenin henüz başında bana en uzak 3 jeneratör 120 saniyeliğine kapanıyor. Maç başında kurbanlar da bana en uzak yerde doğduğu için kurbanların doğduğu yerdeki jeneratörler kapalı olmuş olacak. Böylece maç başında belli bir süre jeneratör yapamamış olacaklar. Üçüncü perk'üm baskı. Bu perk'ü yorumlarda çok fazla gördüm. En iyi jam perk'lerinden birisi diyor. Bu perkte hiç oynamamıştım, bu videoda deneyeceğim. Bir jeneratöre tekme attığım zaman ilerlemeye sahip olan rastgele 3 jeneratörün de ilerlemesini geriletiyorum. Yani yanlış bilmiyorsam o tekme attığım jeneratörle birlikte toplamda 4 tane jeneratöre tekme atmış sayılıyorum. Aynı zamanda o gerileyen jeneratörlerden herhangi birisini o an bir kurban tamir ediyorsa zor bir beceri denemesi soruyor o kurbana. Ve son perkümde ölümcül takip, bu da maç başı için önemli bir perk. Bu perkte de ilk defa oynayacağım. Maç başlar başlamaz bütün kurbanların haresini 9 saniye boyunca görebiliyorum. Böylece kim neredeymiş diye gidip hızlı bir şekilde o kurbanları düşürebileceğim. Maç başı hook almam çok önemli. İlk eklentim video kaydı. Bütün kurbanlar kafalarında tuzak varken başlamış oluyor maça. Yani eğer jeneratör yaparlarsa hepsinin tuzağı çalışmış olacak. Eğer jeneratör yapmayıp tuzaklarını çıkarmaya çalışırlarsa da maç başında çok fazla zaman kaybetmiş olacaklar. Böylece maç başı birden fazla hook alabileceğim. İkinci eklentim de 2 numaralı kural dizisi. Kurbanlar tuzakları aktif olmadığı sürece jigsaw kutularının yerlerini göremiyorlar. Maç başında da jeneratör bitirmeden doğdukları için tuzakları aktif olmamış olacak ve jigsaw kutularının yerini görmeden devam edecekler oyuna, tuzakları aktif olmadığı için. Böylece ekstradan bir zaman daha kaybedecekler jigsaw kutularını aramak için. Böyle dediğim gibi hani tamamen maç başını kapsayan bir build yaptım. Şimdi ölümcül takip kurbanların yerini gösteriyor bana. Yoz müdahalede bir kurbanı düşürdüğüm zaman devre dışı kalıyor. Oo, haritam geldi lan. O yüzden iki perk ile devam edeceğim yani maçın geri kalanına. Maçın başından sonra. Evet arkadaşlar, kurbanları direkt gördük. Şu an şokenziler. Şuradaki bir tık AFK'ydı sanki. Oo, direkt paletle başladı. Güzel, aslında iyi bir palet aldık. Eğilerek de gidebilirdim aslında ama tercih etmedim. Okey. Edacığımız oynuyor. Burada kutu deniyorlar galiba. Merhabalar. Aynen öyle. Tam daha hiçbirisi çıkaramadı. Çok iyi, çok iyi. Hasarı da verdik. Aa, devirmedi. Ama yetişemeyeceğim. Şöyle bir fake. Süper oldu. Gel bakalım hasara. Okey. Yani dede, tam olman gereken yerde çıktım biliyor musun? Yani hoş olmadı bu tabii benim için. Çünkü çok kolay bir şekilde düşürecektim gibi. Okey, burayı akıllı oynadık. Jenny lerliyor mudur acaba, onu düşünüyorum şu an. Hani boşverin sonra çıkarırız moduna girmişler midir bilmiyorum. Sanırım girmemişler. Kurbanlar boşverin sonra çıkarırız. Aralarında böyle bir konuşma yaptıklarını zannetmiyorum. Jeneratörleri de kapattık şu an için. Şöyle şunu şu taraftan kovalayalım ki arkadaşlar paleti devirdiği zaman diğer palete de gitmek zorunda kalsın diyecektim ki hatta yakaladım bile. Tamam, dedeye barovunu verelim. Bunu bilinçli mi yaptı? Bilmiyorum ama benim işime gelir. Hatta şu an var ya, maçın başını abartacağım yani. Dedeye devam. Güzel, canları yine kapattık. Zalim kucaklama sayesinde. Şu an süper ünyoyuz ya. Dedem, mind game yemiyorsun. Dedem, hala yemiyorsun. Oo, güzel spota kaçtı. Saçma bir denemeydi, kabul ediyorum. Çakala bak lan sen.
Dede oynuyor arkadaşlar. Dede harbi oynuyor. Ama bu spotta The Pig'le yakalamam da biraz zor ya. Oo yine aynı yere gitti. Paletten kayacak muhtemelen. Okey. İyi oynadı, harbiden iyi oynadı. Normal şartlarda şu an kaç tane jeneratör biteceğini biliyorsunuz değil mi? Kutuları aramakla meşguller. Kutularında yeri gözükmüyor, tuzaklar aktif olmadığı için. Evet, ilk jenleri bitti, hepsinin tuzağı başladı. Hadi bakalım ne yapacaksınız şimdi? Ne yapacaksınız şimdi? Aman yine amanin minnoşlar. Tuzak mı çıkaracaksın? Tuzak mı çıkaracaksın sen? Ben de diyeceğim ki tamam kardeşim çıkarabilirsin. İzin veriyorum sana. Devir şimdi onu. Süper. Hemen al bu garp balatı da. Eda çıkarmış tuzağını. Tamam, Eda için oyun bitti. Yine bunu bu taraftan kovalayacağım arkadaşlar. Tamam. Bu taraftan kovalamamın sebebi adam bu tarafta kalsın istiyorum. Çünkü diğer taraftan kovalarsam haritanın diğer taraflarına kaçabilme şansı oluyor. Hiç beklemiyordu bunu. Hep aynı tur döndüğüm için bir yerde bir mind game deneyeyim dedim. Süper oldu. Tuzakları çıkardılar artık. Şu saatten sonra oyun başlıyor diyebiliriz. Bunun da iki oldu. Çok daha iyi. Aç lan kapıyı. Yanlış kapıyı açtık arkadaşlar. Aç lan kapıyı. Burada yanlış kapı. Oğlum alo. Neresi oraya? Şöyle tamam arkadaşlar. Baskeyi bir verelim buraya. Şimdi rastgele 3 jen de geriledi. Kim aldı seni? Dedem. Seni oyundan çıkarma vakti geldi. Maçın başını bu kadar iyi almışken böyle bir maçı kaybetmek istemem yani. Yapamadım mind game'i. Yanımda jeneratör yapan bir hadsiz var sanki. Aynen de öyle. Şunu alıp tekrardan bir zalim kucaklama verirsem şahane olur. Ya bence ben de çok kullanamıyorum. Kabul ediyorum ama The Pig'in bu özelliği chase'lerde çok güçlü değil. Dede ne yapıyor? Okey, buraları hep alalım. Dede'yi bu taraftan kovalayacağım. Onu da devir. Ne bastı lan o? Jenler bitiyor. Jenler benim için bitiyor. Yetişir mi oraya? Vallahi yetişti. Dede fena oynuyor ya. Dede'yi oyundan çıkaracağız diye maçı mı sattık? Ne oldu? Dedem ne gittim be? Oo orayı da devir. Fena oynadı. Dedem fena oynadı. Dedem fena oynadı. Uf. Maçı bana sattırdı. Görevini yaptı bence. Biraz sattık maçı. Bayağı avantajlıydım. Çok fazla gatpalıtlarda uğraştım yani. Map'inde öyle bir dezavantajı var tabii. Aynen bak, harbiden maçı sattırdı adam, helal olsun. Yani şu kadar avantajlı bir maçı inanılmaz sattım. Tamamen bana yazar. Kıvrak attı. Bu palet hala duruyor. Buna blok falan almaya birisi gelirse bu da kaçabilir. Ama yok, yetişemeyecek gibi. Var mı kapıda birisi? Bunu açmamışlar. Heal'landılar galiba, gelecekler almaya diyeceğim. Yo, açtı direkt. Evet, build okey bence. Maçın başını müthiş aldık. Ama maçlar faz faza oynandığı için maç başı, maç ortası ve maç sonu olarak maçın ortasını ve sonunu sattık. Yani bu kısımda haritaya suç bulamam. Çünkü haritaya suç bulmalık bir şey olsa ne bileyim yani hani maçın başında da aynı şeyleri yaşardım, anladın mı? Kayıtlara geçmesini, decisive falan herhangi bir şey çalışmıyor. Yetişmeye çalışacağım. Barov süresinin bitmesine. Şunu da belki alırız. Güzel. Çok hızlı bir moru çeksem. Az önce niye kucağıma aldım bilmiyorum. Son asılış olduğunu hatırlamıyordum. Hadi lan hadi lan, pik çok hızlı lan, çok hızlı lan. Kaldırma diğerini. Ah kaldırdı kaldırdı. Kaldır kolları oynayalım. Eda'yı bu taraftan kovalayayım ki arkadaşlar paleti şuraya doğru devirmek zorunda kalsın. Çok güzel. Seni de kışkışlayalım bakalım. Siz de sattınız. Maç sonunda siz sattınız. Hadi bakalım. Görüşürüz. Okey bence, ne diyorsunuz? O satışı güzel bir slagla toparladık. Biraz içim gidebilirdi bu maç gitseydi eğer. Çünkü gerçekten dedeyle oyalanarak çok satmıştım yani maçı. Biraz lavali davrandım orada. Hani son asılışı ya. Daha 4 can falan vardı. Dedim bunu bir an önce alırım. Bir kişi oyundan çıkarmış olurum. Ulan bir baktım adam God Palette deviriyor. Bir tane daha deviriyor. Bir tane daha deviriyor. Lan kendimi survivor sandım. Bu nasıl The Pig? Normal şartlarda şu şekil bir build yapmasam, şu şekil bir eklenti takmasam ve yine The Pig olsam belki bir kill bile alamazdım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok akıllı oynadı loop olarak. Özellikle dede. Hem de böyle bir build'e rağmen yine çok hızlı bitirdiler jeneratörleri. O yüzden build okey gibi. Şu an için okey gibi. Diğer maçlarda göreceğiz. Bu kez kurbanları görünce eğilerek mi gitsem acaba yanlarına? Ama bu map'te de geldiğimi görürler gibi ya. Açık bir map. Onu az önceki map'te yapmam lazımdı aslında. Evet arkadaşlar. Şöyle deliriyorlar şu an. Ne oluyor? Arkadaşlar kafamıza tuzak var. Ih, yetişemedik. Tamam bunu sal buraya. He? Tuzak mı çıkaracaksın? He? Tuzak mı çıkaracaksın? Hop. Bir fake.
Yemedi lan fake'imi. Hır diye de ses çıkardıydım anasını satayım. Uy güzel, respect attırdı diyecek. Dedim ki fena sattık. Bu biliyor. Üstte kafasında tuzak olmasına rağmen can yapan bir hadsiz var. Şöyle baskıyı bir verelim şuraya. Başka olası bir jene oturdularsa falan onu da bitirelim. Onu da patlatalım. Şurasını bir kıralım çünkü burayı Infinity gibisinden kullanacak bu çakal. Biliyor yani. Bak 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 bak, sen çakallara bak ya. At double back be. Güzel. Biraz kötü oynadı burayı. Ama maçın başına iyi başladılar, ne yalan söyleyeyim. Yani hiçbirisinin tuzağa çıkaramaması tek avantajım şu an. Jen mi farmlıyorlar bilmiyorum. Taktik yapıyorlarsa eğer şu an hani aynı anda bitirelim jenleri falan gibisinden. Oradan nasıl fast attın ya? Öyle bir şey yapıp 3-4 tane jen bitirip beraber tuzaklarını başlatacaklarsa çok fena olabilir. Güzel mind game. Evet, bu maçın başına o kadar iyi başlayamadık sanki. Şöyle jeneratörleri bir kapatalım zalim kucaklamayla. Şurayı kıralım. Osterwold'e kapıyı kıralım çocuklar. Şöyle şuraya da baskıyı verelim. Biraz eğilerek dolaşmamak da arkadaşlar. Belki jende birisini gafil avlarız. Avladık bile. Süper oldu. Kız boostunu da kaybetmiş oldu böylece. Oğlum sen var ya hiç mind game yemeyeceksin galiba diyecektim ki. Of, buna da nazar değdirdik, çok güzel. Kıvrak attığı için uzaklaşırım diye düşündü de. Ulan bendeki şomaz var ya. Geçen ekiple maç izliyoruz. Yemin ediyorum bak, bir futbolcuyu övdüm tamam mı? Ulan bu dedim ne kadar güzel oynuyor yani, pasları falan ne kadar net dedim. Allah belamı versin, adam 30 saniye sonra falan sakatlandı. Çok iyi fake bu arada. Seni de alalım, sana da bir zalim kucaklama yaptıralım. 4 stack olursa zalim kucaklama 40 saniye boyunca kapanacak canlar. Şimdi bunun yanından dolanacağız. Aynen öyle. Böylece zaman kaybetmiş oldu. Çok güzel. Bu tarz spotların yan tarafı küçükse eğer, yandan dolanırsanız ve adam paleti devirirse %99 yakalıyorsunuz. Paleti devirmeyip adam ilerlemeye devam ederse de bu sefer size girmiş oluyor, haberiniz olsun. Okey, can bitti. İki kişinin tuzağı başladı. Zalim kucaklamayla buradaki jeni patlattık. Acaba hillanıyorlar mı diye geldim. Hillanan yok. Ben bu iğrenç build'e karşı oynamak istemiyorum dedi. Şuraları da kıralım. Aha lan, ne yapıyorsun önümde? Ayı kafanını mı çıkaracaktın yoksa ha? Alucard saldı bu arada direkt. Yetişebilir miyiz? Hayır. Ya bu özelliğini tam olarak acaba hangi yerlerde atmamız lazım ya? Çünkü paletlerde mind game yapması çok kolay değil bence. Adam nereden geldiğini görüyor yani, bekliyor. Özellikle bu elo'larda pig'e karşı mind game yiyecek birisini düşünmüyorum yani. Birkaç bir şey öğrenirim belki diye Otstarva'dan da birkaç maç izledim pig için. Uzun süredir pig oynamadığım için hani bir şey değiştim falan diye. O da hiç özellik atmıyor neredeyse. Tamam, paleti devirmek zorunda bırakalım. Güzel. Sanki hani böyle paletlerde değil de adam bir spota yetişmesin falan diye kullanmak daha mantıklı gibi. Hani mesela pencereye gidiyor adam. Önünüzde biraz mesafe var. Yürüyerek yetişemeyeceksin. Atılım gerçekleştirip belki pencereden atlaması falan engelleyebilirsin. Hani öyle şeyler yapılabilir. Bu arada adam oradan geldiğimi gördü sanırım. Fizikilik yapıp şuradan önüne çıkabilir miyim? İşte bu. Purpo busun. Purpo bu arkadaşlar. Aradığımız, arzuladığımız, yüksek elo'larda da zekasını konuşturabilecek yeteneğe sahip olan, overlock makinesi gibi ayağınıza gelebilen. Şöyle bir fake. Devam ediyor. Zekalığına devam ediyor. Bir de atladın. Ananı ağrıdığını sattık burayı. Vururdum bu arada her türlü. Orada devam etsem vururdum ya. Niye devam etmedim? Purpo kendisine de nazar değdirdi arkadaşlar. Şöyle bir fake. Düşürdüm ya. Şurada birini mi gördüm? Aynen öyle. Galiba bu kaldı asmadığım. Bunu da asıp bir 40 saniye jortlatalım canları. İyice alalım maçı. Ne dediniz o işe? İyice içeri giriyor gibi yaptığım için çok yüksek ihtimalle yiyorlar arkadaşlar bu fake'i. Yani çok geriden değil de biraz daha böyle içeri giriyor gibi yapıp kapının içine bir adım atıp sonra yaptığınız zaman o fake'i yüksek ihtimalle yiyorlar. Oğlum bak, çakallara bak hiç. Burayı da biz akıllı oynadık. Yani özelliği sadece küçük spotlarda kullanmak mantıklı gibi ya. Bilmiyorum, pig'in özelliği gerçekten bana o kadar güçlü gelmiyor. Hani eğilerek sessiz gitme olayı güzel. Bu arada 4. state almadık. Artık 40 saniye boyunca kapalı canlar. Burada bir heal partisi gerçekleşti. Hocam selamlar. Şöyle dolansam vuramayacağız. Okey, paletini alalım bari. Hepsi loop biliyor. Yani kolay bir lokma yok şu an. Sadece ara sıra çok saçma ışık oyunu yiyorlar. Yani mesela burada adam niye kaçamadı, anladın mı? Bak, oraya gidiyor gibi yaptı. Buradan devam etti. Ama sesini duyduğum için fake'i yarım yemiş oldum. Şurayı kıralım. Son asılışı diye üstüne mi çekeceğim? Hayır, öyle bir şey yok. Boş beleş hasar vermiş oldum sana. Onun son asılışı falan ama ona devam. Osterwold'e kapıyı kıralım çocuklar.
Tamam. Ha, kayıtlara geçmesinin var senin. Okey. Salmayacağım çoğunu. Şu an var ya bir sapık gibiyim ya. Anthony Hopkins gibiyim şu an ha. Bir tık satış geldi Purpo'dan. Bak bak, kompetitif kardeşime bak ya. Kompetitif kardeşime. Decisive'in yoktur herhalde. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Geç kardeşim şöyle. Bir tanecik yeşil morumuz var. Sana atalım onu da. Yani loop anlamında kesinlikle iyiler. Eğer maç başını bu şekilde etkili oynamasam %100 lose maçlar. Onu anlıyorum yani, şu an build'in kuvvetli olduğunu iki maçta anladım. Ki bu maçta da çok kötü başlamıştım aslında maç başına. Şu anlamsız bakışları anlayamıyorum ya survivor'ların. Gider ayak anama mı sövüyor, ne oluyor? İşte bu tarz yerlerden bahsediyorum ama tabii biraz daha doğru anlarda kullanılması lazım. Şöyle bir fake versek çok iyi. Güzel, gayet iyiyiz. Ölü it barında Genrush durdurdum yani. Hani build'in gücünü siz anlayın yani. Bu arada bu build'in asıl olayı bence eklentiler. Baskı ve zalim kucaklama perkleri tamamen opsiyonel arkadaşlar. Yani siz bilirsiniz. Joz müdahale ve ölümcül takip bence lazım. Ölümcül takip şart değil aslında bu arada. Hani sonuçta az çok yerlerini tahmin ediyorsunuz. Ben bulurum kurbanları diyorsanız ölümcül takip de takmanıza gerek yok. Dolaba mı girdi bu? Ama bu iki eklenti çok güçlü yani. Bu build'in asıl olayı bu iki eklenti ve joz müdahale. Sana da aynı mind game'i yapabilir miyiz acaba? Bakalım Felix mi malmış yoksa sen mi fazla zekisin? Sen zekiymişsin galiba. Nereye gittin oğlum? Eğildiğim için sesler kesilince jeneratöre oturayım bari dedim. %99 işe yarayan bir mind game. Kurbanların sizi görmediği spotta ışığınızı diğer tarafa verip hemen içeri girip paletten devam ediyorsunuz. Akıllılık yapan survivor orada palet kempler. Siz mind game denerken götünüze yapıştırır paleti. Yani normal şartlarda öyle olması lazım. Peçi buldum bu arada. Demah buradasın. Demah buradasın. Ben de yapabiliyorum ondan. Hayır, kapıyı açmana izin veremem adamım. Seni entity'ye mi yem etseydim ya? Frankston sadece bir kill alabildiği için sinirliydi çünkü. Entity aç kalmış olabilir arkadaşlar. Mahluk çağrılır, git lan git. Tövbe bismillah arkadaşlar, mahluk geliyor galiba, ben kaçayım kaçayım. Güzel, 2 maç 7 kill. Yüksek elo, tryhard maçlar. Sağlam looplar, sağlam buildler. GG. Sheva 5000 saat, maşallah. Yeşil moriyi gördü. Evet. Macmillan attı kurbanlar. Macmillan'dayız. Aslında sevdiğim bir harita. Kurban kendikilirken de severim. Loopları her ne kadar güçlü olsa da. Direkt şöyle gördük kurbanları. Oha direkt deniyor. Direkt deniyor. Çakala bak. Çıkaramadı da. Keşke aslında denetmesine izin vermeden yetişseydim. Ama bu sefer de geldiğimi anlayıp spotu kullanabilirdi. Bak bak bak. Uçuşuyorlar etrafta, anasını satayım. Şunun bir paletini kıralım. Bu biraz heyecanlı sanki. Ne diyorsunuz? Tam onu tahmin etmiştim yapacağını. Şöyle gidiyor gibi yaptım. Okey. Yemezler öyle bir şey. Abisinin gülü, yemezler öyle bir şey. Paleti bu taraftan kırdım ki adamın gidebileceği bir yer kalmadı. Şimdi canları zalim kucaklamayla kucakladık. Şu can çok az bir şey ilerlemiş. Bu benim tekme atmam için yeterli. Başka ilerleyen can varsa hepsini gerilemeye başlattım şu an baskı sayesinde. Jack Park tuzağını çıkarmış. O can yapmaya başlayabilir o zaman artık. Şöyle Shack'e doğru biraz eğilerek gitsek. Aynen, Shack'te birisi var. Geldiğimi mi duydu bu? Yoksa hazır şey bitmişken. Bir dakika, baskının süresi bitiyor. Bittiği an tekrar vuracağım. Tamam. 40 saniyede bir kullanılabilen bir perk olduğu için. Şöyle bir şeye gerek var mıydı bilemedim yani. Hani vursam vuruyormuşum, anladın mı? Neyin riskini alıyorsun? Dayır bakayım. Okey. Aa, Frankston'dan gelmiş lan bu. Murder Mill giymiş. Güçlü loop, güçlü loop. Bayağı güçlü loop hem de. Kısaltmam lazım buradaki mesafeyi. Okey, okey, okey. Farkı kapattık, farkı kapattık. Yetişmemesi lazım, yetişmemesi lazım. No. GG. Çok arkasına bakıyordu. Çok belliydi bir de dardının falan bir şeyinin olduğu. Güzel, bunu erkenden ikiye asmamız çok iyi oldu. Bunu bitirecek sanırım Quentin. Bitiremedi, şahane oldu. O zaman şöyle bas gibi veriyoruz tekrar. Ah, o jen bitmeden versem çok daha iyi olurdu. Quentin güçlü bir loop'a girdi. Aa, bu jen de çok yüksek bak. Baskıyla bunu da geriletmişiz. Aynen, onu da tekrar dönüp bitirdiler. Okey. Burada minik bir kanca oyunu gelecek. Şunu oyundan çıkarmam lazım. Şöyle animasyonunu bozayım. Bunu düşüreyim. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Bunu asıp zalim kucaklamayı etkinleştireceğim hemen. Bu sürede diğer yaralıyı kovalamaya gitmem lazım ama onu da galiba bulamadım. Quentin biraz batırdın sanki. Quentin yandın, diskalifiye olcan.
Tekrar bir zalim kucaklama vermem gerekiyor şu an. Şöyle baskıyı yükleyelim. Uçak al bu jene geri dönecek de. Tamam, bunu buradan kışkışlayalım yeter ki. Şu jene biraz gizli gidelim. Diğer 3 jene de baktım biraz düşükler, bunu yapıyor olabilirler. Evet. Bunu yapan birisi var. Hiç hoş olmadı bu. O zaman tekrar baskı veriyoruz. Tamam, Quentin biraz sattı. Var ya şu an yılan gibi ya Sable. Az önce buldum da işte. Tekrar vurdum. Fake vermeye çalışıyorum adama da. Güzel. Bayağı iyi oynadı burayı. Okey, bu paleti almamız güzel oldu. Jeneratörleri tekrar bir dolanmamız lazım şu an. Evet, bu hoş olmadı. Çünkü jen çok yüksek olduğu için beni burada tutuyorlar ister istemez. O sırada diğer jenler de yükseliyor. Bir anda hepsi bitebilir yani. Aynen de öyle. O da bitecek. Sable'ı bulduk. Sable. Ya oğlum şunu şöyle... Çok sinir bozucu ya. Gidiyor musun, gitmiyor musun? Anlamıyorum ki anasını satayım ya. Hani ona göre manyem deneyeceğim, respect atacağım, anasını satayım, çakallar ya. Sen geldin düşmeye. Tamam. Şuradan Sable'ın önüne çıkmaya çalışsak. Evet, bu maç olmadı. Anla ki. Güzel jen yaptılar, güzel oynadılar, akıllı oynadılar. Sable'ın da oynayası tuttu yani bu maç. Sable, böyle değildin sen ya. Sen böyle değildin, yapma ya. İlk iki chase'inde gördük anasını satayım. İlk iki chase'inde gördük yani hani. Neyse, bir kill arkadaşlar bu maç. Bu maç kitlendim biraz. Ne yalan söyleyeyim, kitlendim yani. Kitlenmemdeki sebep şu, en başta Sable'ı ikileyip tüm jenler bitene kadar Sable'ı bulamadım. Yani aslında Sable'ı oyundan çıkarmam lazımdı. 5 jen varken ikiledim. Sonrasında oyundan çıkaramadım bir türlü. O sıkıntı oldu benim için. Bu ne yapıyor? Bir şey diyeceğim, yok. Ben bu kill'i hak etmedim arkadaşlar. Bunu salacağım. Ya tam aralarında belki şakalaşmış olabilirler de bence hoş değil yani yaptığı. Çok duyar kasıyor gibi de görmek istemiyorum ama cidden belki kötü amaçla da yapmış olabilir. Ben o amacı düşündüm. GG güzel maçtı. Bayağı iyi oynadılar. Ama sanki alabilirdim maçı. Sanki maçı alabilirdim yani. Biraz bana da yazıyor gibi maç. Şey yapabilirdim. Kancadayken Sable'ı alan adamı düşürmüştüm ya. Sonra zalim kucaklama yapayım diye adama astım. İşte Sable'ı orada kaybettim. O adamı düşürdüğüm sıra Sable'ı kovalamaya devam etsem adama asmak yerine muhtemelen maçı alırdım. Arkadaşlar ben bu lobide yalnızdım. Oğlum tek başıma mı oynayacağım? Alo. Gelsenize lan. Ne bakıyorsun? Bu arada şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hani bu oynamadığım katilleri falan sırayla oynuyorum ya. Bunların tamamı bittiği zaman, çünkü çok uzun süredir oynamadığım katiller falan var. Hani bunların hepsinin gameplay'ini bitirdiğim zaman bir katil tier listi yapacağım. Yani öznel bir olay olduğu için kimine göre bazı katiller daha güçlüdür, kimisine göre daha güçsüzdür falan. Ben de kendi listemi yapmayı planlıyorum. Çok fazla isteniyor çünkü. Ama bunun için yeterli bilgiye sahip değilim şu an. Kendim bir oynayayım, göreyim hepsini. Arkadaşlar daha iyi bir senaryo olamazdı. Daha iyi bir senaryo olamazdı. Bak buna disconnect atsa anlarım işte, anladın mı? Adamı menüde yakaladım anasını satayım. Oğlum yoz bitti ya. Yoz müdahale bitti. Tamam neyse, zalim kucaklamayı verdik. Acayip gülesim geldi ya. Oğlum adam attempt denedi, salıyor lan. Ah lan. Leoncum vallahi haklısın ne desen ya. Ne desen haklısın Leoncum ya. Ya sprint burst var ya, şu oyunda en gıcık olduğum perk olabilir ya. Ama Leon çok tatlıydın kanki. Oo bu nereye gelmiş? Bakıyor ya bir de bana geliyor muyum diye. Ha geliyorum, ne yapacaksın? Yemedim mi lan? Ya rezil oynadım burayı ya. Palet kırma fake'i verdim de yemedi çakal. Okey. Burayı biraz ezber oynadı. Hani geliyor muyum gelmiyor muyum bakmadı, direkt atladı. Mektamız. Mektamız gibisi yok. İşte bu fake'i anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani şu işe yaramadığını görmedim ya. Elo fark etmeksizin. Bak adam görmüyor ya beni. Hani nereden geldiğimi görmüyor. Palet biraz uzun. Bak hareket şu. Hop. Işığımı oraya verdiğim için oradan geliyorum sanıyor. Diğer tarafa koşmaya başlıyor. Bu arada bilmişlik falan taslamıyorum arkadaşlar. O konuda yanlış anlamıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çok fazla yeni abone falan kazandığımız için elimden geldiğince bildiğim şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Leon bu arada kendisini yere attı. Heal'lanacak. Buna bir tane hit garanti vururuz. Okey, balans mı atacak acaba? Çünkü atmayacaksa sattı. Aynen, balans attı. Şek paletini aldık. Şahane haber, şahane haber. Bir dakika. Hazır imkanım varken şuraya bir baskı vereyim. Bu spotta oynamayacaksın galiba. Ne yapacaksın, oradan atlayacak mı? Okey, iyi fakeledik. Tamam, burada bir şey yapamaz. Hop şöyle bir fake. Oo çakal. Aynı mind game. Aynı mind game. Onu...
Bırakabilir miyiz size zahmet? Şöyle baskıyı vuralım şuraya. Burayı çok iyi oynadık. Çok iyi oynadık burayı. Tamam, jeneratörleri kapattık. Son stack de sanırım bu niye oluyor değil mi? Bakayım bir dakika. Onu aldılar, direkt ojene oturacaklar. Hemen ojeni tekrar kapatmam lazım. Bakayım, aynen son stack. Hemen ilerliyorum. 16 metre uzağına gittim. Hop, 40 saniye jeneratörler kapandı. GG geçmiş olsun. Zalim kucaklama gerçekten iyi perk. Baksana, şu an yani bir şey yapamıyorlar. Çaresiz kaldılar. Leon diyor ki, kardeşim beni alır mısın? Hayır Leon, madem attempt denedin, niye komple salmıyorsun değil mi? Bak şu an Leon şımardı ya. Oo, bu ne yapıyor oğlum? Arkadaşlar bu arada The Pig'in özelliğini çok fazla kullanmamaya çalışıyorum. Ne oldu oğlum? Alo? Sadece tuzağa more attım. Çünkü bak şöyle bir şey. Şöyle örnek göstereyim size. Bak en iyi örneği şu spotta gösterebilirim. Tamam mı? Mesela özelliği atacağım ya. Gel, adam benim nereden geldiğimi çok net görüyor, anladın mı? Çok net counterlayabilir bunu. Hani tamam diyelim ki fake vereceksin. İşte şuradan gidiyor gibi yapıp şuradan gireceksin falan filan. Güzel bir spotta denk getirmen lazım. Yani bu tarz uzun spotlarda özellik denersen maçı satarım. Hani böyle Chucky gibi falan çok hızlı bir atılım da yapmadığı için. Ya da Albert Wesker gibi. Counterlaması da çok kolay. Bak burası için iyi oldu mesela. Çünkü çok uzun bir spot değil ve beni göremiyordu yani tam olarak eğildiğim için. O tarz spotlar da bayağı iyi. Ah lan Megino. NT. Ya belki bunlar da iyi oynayacaktı ama özgüvenlerini öyle bir kırdım ki adamların maç başı. Hani bu da çok önemli aslında. Ben mesela kurban tarafındayken size hep diyordum, hatırlıyor musunuz? Oyunda artık özgüvensiz hissediyorum diye. Mesela ben oyunu bilmeyen biri miyim ya da kötü bir kurban oyuncusu muyum? Bence hayır. Ama bazen katil öyle bir başlıyor ki maça. Loop atma fırsatı vermiyor sana, anladın mı? Sen ne yapıyorsun ya? Hadi. Görünmediğini mi zannediyorsun yani? Özgüveni düşen bir kurban da mesela çok kararsız kalıyor. Bu paleti devirsem mi? Bu palette respect mi attırsam? Çok iyi. Fake olarak kullandık özelliğimize. Bu maç prime bir maç oldu ya. Gizlilik yapıp grab attık. Özelliğimizle hit attık. Zalim kucaklamayı 4 stack yaptık. Salıyor ne kanzi? Vallahi az önceki maçı da satmasam efsane bu ult ya. Çok darlıyor kurbanları. İnanılmaz darlıyor yani. Sana da bir mori. Ah lan coin dolly mek. 2019-2020 prime met. Kurbanların hemen maçın başında uğraşması gereken iki tane şey oluyor. Bir, tuzakları çıkarmak zorundalar. Çıkarmazlarsa eğer ve jam bitirirlerse dördünün iki birden aktif olacak. Ve hani çok karmaşa çıkar öyle bir şey olursa. İki, onlar o tuzak çıkarma seansıyla uğraşırken ben erkenden birisini düşürürsem bu sefer onu almaya gitmeye çalışıyorlar. Kancaya yani. Bir yandan tuzak çıkarmakla uğraşıyorlar. Bir yandan kancaya gidiyorlar, onu healliyorlar falan derken hani maçın ilk fazını yok ediyorsunuz. Yukarıdaki jeni mi yapıyor derken? Merhaba. Sen de salıyorsun galiba. Olmadı bu maç diyor ne? Vallahi güçlü bu ilk. Sable'cım sen de haklısın. Her maç bir tane Sable geliyor karşıma o zaman. O konuda anlaşmalı mıyız? Pig, seninle bu kadar eğleneceğimi ve bütün maçları kazanacağımı beklemezdim. Tabii bu build sayesinde oldu. Düz Pig oynasam muhtemelen şu an ağzıma ediyorlardı ama. Peki buldu. Oğlum şurada bir yerde çok az bir şey adamın izini gördüm. Diğer kapıya mı gitti? Base'e mi indi? Anlamadım ya. Haha tecrübe. Kokusunu aldı. Mahvettik bu maç. Mahvettik. Çok iyi. Al Ali sağda görevini de yaptım. O zaman bir maç daha akar ya. 4 maç kesmez biz arkadaşlar. Bir maç daha ister miyiz çocuklar? Evet. Adak korumasını gördü. Evet Midwich'te. Burada güzel aslında. Biraz daha stealth modda mı oynasam? Şu tekliğe gitsem. Dolaba girdi. Dolaba girdi. Merhaba. Şunu yarala. Diğerine devam et. O çünkü içeride şey deniyor. Tamam. Direkt kırıyoruz. Sonrasında bir şey yapması zor bir palet çünkü. Kırdığımız zaman direkt boşta kalıyor. Orada pencere mi var? Ooo. Guçlinyo pencerenyo. Çakal akıllı oynuyor. Okey, buradaki mind game'imizde de biz akıllı oynadık. O sıra biraz daha eğilerek gezebilirim. Aa, bu yükselmiş lan bayağı. Tamam, bir dakika, şuna baskı vereceğiz. Başka ilerleyen jam varsa onlar da gerileyecek. O sırada da şuradaki kurbanı kovalayacağız ki tekrar bu jene dönmesin. Lan. Palet kırma fake'i. Çok iyi. Işığımı palete verip birkaç saniye AFK kaldığım için paleti kırıyorum sandı. Şimdi yandan. Şiir gibi oynadık ya. Şiir gibi oynadık. Adamı yani böyle beynimle yönlendirdim, anladın mı? Tamam, bu jende biri yok. Diğer jene gidene kadar biraz mesafeyi kısaltıp sonra tekrar eğilebiliriz. O ne öyle? Oğlum hala çıkarmakla mı uğraşıyorsunuz siz ya? Gir bakalım içeri. Tekrar volt attı dışarı.
Çok kötü bir yerde kaldı. Orayı da bir de kırdım. Çok kötü bir yerde kaldı. Okey. Hiçbir şey yapamayacak. İçeri kaçtı. Gerçi yapabilir mi? Şey yok, yapamaz. Okey. Nice. Yine aldık. Maçın başını aldık yine. Evet, iki kişinin tuzağı da çalıştı şimdi. Hadi yiyorsa oturuncan yapın bakayım. Merhaba. Yine Sable. Allah'ım her maç bir Sable ya. Ananın lan. Ya arkadaşlar dua edin ayağım kaydı vallahi, yoksa şey yapmam yani. Bunun penceresini mi kapattırsak ya? Ah. Lan kancadaki öldü. Burada God Pallet var sanırım. Aa, yokmuş. Okey. Aynı spotta mı döneceğiz? Evet, burada dönüyor. Kıralım. Bu tarz sportlarda hiç vakit kaybetmeden direkt kıracağız. Çünkü mind game falan yapılmaz. Oo, burada. Çok iyi lan. Bu tarz sizi görmedikleri yerler ve küçük spotlarda işe yarıyor özelliğiniz bence. Hani diğer uzun spotlarda yeme ihtimalleri çok düşük ya. Bir de killer oynarken biraz kurban tarafından düşünmek gerekiyor. Hani ben kurbanken ne yapardım? Ben kurbanken hangi özelliğe karşı zorlanıyorum? Aha, çıkaramadı. Selam. Ne bileyim işte, ben kurbanken hangi spotta oynaması daha kolay, hangi spotta oynaması daha zor falan. Biraz o psikolojide düşündüğünüz zaman katil oynarken de ona göre mind game'ler deneyebiliyorsunuz. Eğilerek şunu takip etsek nasıl olur şu an? Bence efsane olur. Böh. Seni asmış mıydık? Dayır bakalım. Yok ya. Ha, güzel kardeşim. Squat yaptın diye umuyorum. Ha, gidiyor gibi yapacaksın, devireceksin. Aa, kıvrak attı. Güzel akıllı oynadı. Arkadaşlar o T-bag atmamıştır ya. Squat yapmıştır. Hop. Bak şimdi uzun bir spot. Özellikle palet devirdikten sonra daha da imkansız. Yani hani adam geliyor nereden gördüğümü, anladın mı? Şey, aman ters söyledim işte. Bak yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Yine de sizi kırmamak için deneyeyim dedim. Palet kırma fake'i. Çok iyi. Başka spota gitmesini sağladık. Burası daha zor bir spot kurban için. Tekrar oraya gitti ama yemezler. Yemezler canısı. Bu palet kırma fake'i çok iyi bu arada. Hak etmedi diyen varsa dislike'a basabilir arkadaşlar. Ama squat yaptı ya. Kalça sıkılaştırmak istiyor anlaşılan. Bacak geliştirmek istiyor. Testosteronunu arttırmak istiyor. The Pig'de bu kadar eğleneceğimi, bu kadar güçlü olacağını, bu kadar fazla kill alacağımı kesinlikle beklemiyordum yani. Olay build'de yatıyor ya gerçekten hani. Mesela Michael'da normal oynasam o kadar güçlü değil bence ama sınırsız seviye 3'ü bir çakıyorum. God tier killer haline geliyor, anladın mı? Doğru build'lerle her katil güçlü aslında. Tabii bazı katillerin eklentileri o kadar kötü ki. Güçlü bir build bile yapamıyorsun yani o saçma eklentilerle. Hash'ten gitti adam, okey. Hatch'i ilk kez vermiş olduk bu videoda. GG. Ez noob killer mı? Efendim? Ulan Ruski bir kere de şaşırt be. Bir kere şaşırt ya. Evet gençler, cidden çok keyif aldım bu videoda. Uzun zamandır en eğlendiğim, böyle hani kendimi en güçlü hissettiğim killer videosu olabilir. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bu tarz farklı ve güçlü olduğunu düşündüğüm build'leri denemeye devam edeceğim. Aynı zamanda oynamadığım katilleri de sırasıyla oynamaya devam ediyorum. Hepsini oynayacağım, merak etmeyin. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler yani.